Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifle tekrar karşınızdayım. Uygulamamız portakal yağı yapımı. Çok basit bir uygulama olacak. Sadece iki çeşit malzeme kullanacağız. Portakal ve zeytinyağı. Şimdi hemen uygulamaya geçiyorum. Evet, yağımızın güzel bir aromaya sahip olması için portakallarımızın kabuklarından yararlanacağız. Ve daha da güzel bir aroma elde etmek açısından ince rendeden geçireceğiz. Şimdi portakallarımızı rendelemeye başlıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken portakal kabuklarımızın sadece turuncu kısımlarını rendelemek, içindeki beyaz kısımlarını kesinlikle almıyoruz. Portakallarımızı rendeledik artık. Bahsettiğim gibi portakalımızın da kesinlikle beyaz kısımlarına girmedik. Bakın şuradan görebilirsiniz. Sadece turuncu kısımlarını aldık. Şimdi artık yağımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Şimdi hazırladığımız portakal kabuğu rendemizi cam bir kavanoza alıyorum. İçine de biraz zeytinyağı alacağım, üzerine geçecek kadar. Hazırladığımız bu karışımımızı en az bir hafta boyunca bekletmeye alacağız. Sizler isterseniz daha fazla aroma, esans elde edebilmek için bu süreyi uzatabilirsiniz. Bu süre sonunda sizlere portakal yağının nerelerde kullanılabileceği bilgisini de paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Yeniden merhaba. Portakal yağımızı ben tam olarak 2 hafta buzdolabında bekleterek aromanın yağımıza iyice geçmesini sağladım. Ve kabuklarından süzdükten sonra artık kullanıma hazır hale gelecek. Bu işleme başlamadan önce şimdi sizlere bu yağın kullanım alanlarıyla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Hazırlamış olduğumuz bu aromalı yağlarımızı mutfaklarımızda, salata soslarımızda, zeytinyağlı yemeklerimizde ve tabii ki kek ve kurabiye çeşitlerimizin hazırlanmasında rahatlıkla kullanabiliyoruz. Burada bizim en çok dikkat etmemiz gereken husus seçmiş olduğumuz yağımızın türü. Yani benim kullandığım gibi zeytinyağı kullanarak bu aromalı yağımızı hazırlarsak bizim kullanım alanımız salata soslarımızla birlikte zeytinyağlı yemeklerimiz olabilir. Özellikle zeytinyağlı kerevize kullanılması halinde oldukça yakışacaktır. Yine ayçiçek yağı gibi bitkisel yağları, diğer bitkisel yağları kullandığımızda bizim kullanım alanımız bu sefer kek ve kurabiye çeşitleri olmalı. Yine bu yağımızın sağlık açısından da kullanımı söz konusu. Özellikle cilt sağlığı noktasında. Benim buradaki sizlere önerim ve tavsiyem mutlaka doktorunuza danışarak doktor kontrolünde kullanmanız şeklinde olacaktır. Şimdi isterseniz bu bilgiler ışığında yağımızı süzelim ve kullanım öncesi son durumunu hep birlikte bir görelim. Evet, artık portakal aromalı yağımız kullanıma hazır. Gerçekten de aromasıyla ve görünüşüyle harika bir yağ elde ettik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.